Merhaba millet. Selam gençler. Merhaba. Bildiğiniz üzere bazılarınız belki bilmiyordur. Almanya'ya geldik IFA fuarı için. Ben Lütfü Karaca, Aydoğan Aykanat ve daha önce videolarımızdan bilen arkadaşlarımız vardır. İzmo Bilişim ve Web Teknoloji Kurucusu İbrahim Akman'la beraber. Şimdi IFA fuarına gitmeden önce ufak bir video çekelim istedik sizlere. Bu video ne hakkında olacak? Şu an Almanya'nın en büyük teknoloji marketlerinden birisindeyiz. Adı Satürn arkadaşlar. İstanbul'da da var. Aynen, İstanbul mağazaları da var. Hani yurt dışından en çok merak edilen konulardan birisi yurt dışı adına. Fiyatlar nasıl orada? Hani biz burada telefona 3 milyar veriyoruz ama yurt dışındaki adamlar da bu kadar fiyat veriyor mu? Ya da herhangi bir teknoloji ürünün fiyatı ne kadar? Buna eminim çok merak ediyorsunuz. Biz de merak ediyoruz bunu. Gelin isterseniz hep beraber Satürn'ü ufak bir turlayalım. Şimdi bu son kat arkadaşlar, yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 4 katlı. 5. kat. Bu katta gösterecek çok fazla bir şey yok. DVD filmler falan filan var. O yüzden hızlıca bir alt kata inelim. Şöyle arkamdaki figürleri size göstermek istiyorum öncelikle. Umarım görebiliyorsunuz. Thor, işte neydi, Superman. Superman, Catwoman. Kedi Kadın, Batman. Yanındaki korsan kılıklı dingil. Onun yanında da Terminator abimiz var. Şurada da Örümcek Adam'ı görebiliyoruz. Şimdi yanından geçerken zaten bunları daha detaylıca görebileceksiniz. Dediğim gibi bu katta sadece filmler falan filan var, müzik zilleri var. Çok da önemli bir şey olmadığı için hızlıca es geçiyoruz bu katı. Ayrıca 5. katmış. Burada yazdığı gibi. Şuradan hemen Örümcek Adam'a bakalım düşmeden. Örümcek Adam'ı. İnce ince ince. Evet, bu katta oyun şeyleri. Oyunlarla ilgili şeyler var. Yani sistem, hani nasıl diyeyim? OEM ürünler var. İşte ekran kartı, işlemci, klavye, mouse. İşte mesela şurası küçük bir Razer standı. Bakalım hemen fiyatlara. Yani. Şimdi burada bir PC Gaming Mouse yazıyor. Hemen şöyle fiyatını gösterelim. 80 Euro. Şurada 80 Euro. Güzel bir işte. O sanıyorum şu an indirimde olduğu için böyle. Şöyle güzel bir stand kurmuşlar buraya. Direkt ışıklaşmış. Razer'ın kendi şeyi, klavyesi. Bu arkadaşı çekebiliriz. Aynen. Bizim ofisimizde büyüğü var. Kendisi kötülerin babası. Bak şunu da gösterebiliriz. Ha, bastığın tuşlar yanıyor. Yanıyor. Ya bunu zaten şeyden. Peki neden yanıyor bunlar? Gece gör diye mi? Aynen. Ama o, bunu bastıktan sonra görmenin amacı ne peki bu? Yok, şu anki bu şekli. Ama bunu zaten kendi şey Chroma özellikli zaten. Razer Chroma bunun ürünlerini de sizden bahsetmiştik. Kendi programından istediğin şekilde yapabiliyorsun. Mesela şu an mesela rengarenk kendisi yanıyor gördüğünüz. Coştu. WASD renklensin. Milletin işte, Facebook 1, 2, profil fotoğrafı gibi oldu. Son dönemdeki. Sonra aynı dönemde şu an için böyle bir sistem yapmışlar. Hemen yanında Logitech var. Ya burada aslında oyuncuları ilgilendiren değil de daha çok standart klavye mouse setleri. Şu Türkiye'de bütün teknoloji marketlerde satılıyor. Buradaki fiyatı 32.99 gördüğünüz gibi. Şu güzelmiş. Bu da satılıyor sanırım ülkemizde. Bu ürünler zaten genellikle tahminimce bizim ülkemizde de vardır. Ama mesela burada tabii şunlar direkt şey değil de şu an. iPad ve iPhone uyumlu klavyesi de varmış. Ha, ikisini aynı anda bağlayabildiğim bir şey bu sanırım. Aynen. Büyük ihtimalle hani şurada mesela 1-2 diye geçiş var. Hı. Şöyle görünüyor mu? Buradan hani birinci cihaza, ikinci cihaza geçiş yaparak aynı zamanda PC tuşu da varmış. Şu tam şurada. Bilgisayarda bağlı. 3 cihazla takılıyorsun demek. Gayet aynı anda kullanabiliyorsun. Gel abi dolaşmaya devam edelim. Şöyle ürünleri... Bunlar oyuncu kulaklıkları. Bak burada Xbox görüyor musun? Bak kontrolüre bak. 59 lira, 60 lira. Bu ülkemizde benim bildiğim kadarıyla ortalama 200 TL civarında. Bile. 60 lira ortalama hemen hemen aynı. Evet, burada enteresan. Aydoğan otur şu bakalım. Şu an açık mı? Açık değil. Açıkmış gibi oyna Aydoğan. Kamyoncu bilmek için güzel bir sistem. Tabii. Euro Truck Simulator 2'yi oynamak için şey. Direkt şurada görünüyor mu bilmiyorum. Vitesler. Burada da ayrıca bir şey var. PlayStation oyunu. Bunu alıp Euro Truck Simulator mı oynayacaksın? Yok, bunu genellikle yarış oynuyorlar da ben olsam tabii Euro Truck Simulator oynarım. Normalde bunlar biliyorsunuz ben Nexus 6'yı falan getirdiğimde açıktı. Kendim burada bir iki test edebilmiştim. Şu an kapatmışlar ama şu koltukla beraber mis gibi sistem olduğunu söyleyebilirim. Yani. Sen orada gözünü unut da Allah'a da. Okşanlı bir tane. Tabii. Yanına bir de atlet almak lazım. Atlet tespih, şuraya tespih takacaksın. Şurada. Aynen. Haydi. Gayet boş. Şöyle fiyatları göstere göstere geçelim. Bunların hepsinin Euro ve Euro'nun da 3.5 lira olduğunu düşünürsek. Aynen öyle. Bak burada bir tane Transformers var. Çok da hoş gözükmüyor bence ya. Yani oyuncu mağazası işte. Amacının dışına çıkmış gibi duruyor bence.
Şu çok hoşmuş. Bunlar Android için sanırım. Evet. Medkit diye ürünler var. Bunu ben Türkiye'de duymamıştım. Yine duyanlarınız var mı bilmiyorum. Üst taraf zaten komple oyuncu kulaklıkları. Aşağısı klavye mouse. Burada gaming pad'ler var. Raketi. Bunun Steam serisi. Aynen Steam serisi. Bunlar da hoştu. Aynen. Nereye doğru gidiyoruz? Burada bir Asus tane var. MemoPad 7. Şu modeli 200 euroymuş. Geçelim. Azen Watch. Apple Watch'tan yana baktığımızda hangisi daha şık? Apple Watch biraz daha iyi gibi sanki. Evet. Aynen. Bunda fiyatı 230 euroymuş. Asus ROG G20AJ ürünüymüş. 1400 euro. Yanında bir de mouse veriyorlar. Sağ olsunlar. Şurada bir tane oyuncu laptopu var. Republic of Gamers. Şöyle bir fiyatı var. 800 euro. Özellikleri nasılmış? Yazmışlar mı? i7-4720 HQ varmış. 512 GB SSD ve 1 GB HDD koymuşlar. 16 GB RAM'i var. GTX 970M'de 3 GB'lık ekran kartı koymuşlar. Mis gibi. Buradan GTA direkt kullanabilir. GTA 5'i yüksek ayarlarda çalıştırır da full büyük ihtimalle alır ya. Tamam. Niye almasın? O zaman devam edelim hadi. Aynen. Neden açıklar. Burada hiçbirisi açık değil peki? Şunu açsalar şu an çok güzel bir şekilde gösterebilirdik aslında. Direkt dokunmatik masa Windows oldu. Surface Pro 3 varmış. Bu nedir? Surface Pro 3. Aynen. Kalemi. Kendi kalemi de varmış burada. Evet. Burada fiyatı 1000 euro. Ülkemizde de benim bildiğim üzere ortalama 5000 TL'ye satılıyor böyle. Hatta satılmıyor bile olabilir emin değilim. Şu an sanırım Surface Pro'lar yok. Surface serisi ülkemizde yok maalesef. 660, 640 pardon. Lumia 640. İnşallah buradaki şeyde IFA fuarında 940 ile 940 X'lerci görürüz de Microsoft'tan da şöyle güzel bir ürün çıktı diye söyleyebilirim. Niye andırıyor sence? Biraz iMac'e benziyor. Biraz esinlenmiş galiba. Ama dokunmatik yapmışlar bir de. Şöyle arkasına da bakalım. Cortana, duyuyor mu beni acım? Bence bayağı esinlenmişler. Şu oval kısımda. Ha, ayarlanmış. Hallo Cortana. Hier ist etwas schief gelaufen. Bitte versuche es gleich noch einmal. Yürütü yürütü. Küfür ediyor. Fiyatı kaç vermiş? 1200 euro. Sağ olsunlar. Ama şey modu çok iyi var. Bir toplantı vesaire. Tabii. Çok hoş görünüyor. Şurada Samsung standı var, Galaxy standı. Bir gidelim bakalım fiyatlara. Tamamdır. Bakalım Note 5'in ücreti burada ne kadar? S6 Edge Plus'ın ücreti ne kadar? Şurada bir monitör. Samsung. 990 euro. S6 Edge serisi. Burası burada. Evet, 800 euro. Aydan pahalı mı, ucuz mu? Yani 8, 16, 24, hadi biraz daha kat, 25-26 yapıyor. Türkiye'den ucuz. Ama ortama 500 lira civarı daha ucuz gibi. Yani. Aynen. Bakalım Note 5'e. Ama 32 GB'dı bu. Efendim? 32 GB. Tabii, Türkiye'de de 32-64 var sadece. Burada charging pad. Bakalım, bir saniye abi. Tabii NFC'yi açmamız lazım herhalde. Bakalım hemen deneyelim. 49 euro ucuzmuş aslında. Bizim inceliklerimizden farklı sanırım. NFC açık olsun takın diyor. Şu an NFC açık bir şekilde koyuyorum ama Note 5 ile çalışmıyor herhalde arkadaşlar. Ya da biz beceremedik. Kapakla alakası olabilir mi? Olabilir belki. Bu da şarj olmuyor bu arada. Aynen. O zaman büyük ihtimalle şu an buna elektrik gelmiyor. Sadece ışığını yapmışlar. S6 vardı zaten. Şöyle küçük bir kıyaslama da yapmış oluruz Note 5 ile beraber. Boyut olarak aslında çok da büyük değil gibi görünüyor. Şöyle arkasına koyup görsek. Şöyle bir bakalım. Aynen. Çok büyük. Şu an ama tabii tam şey değil. Şöyle yapalım. Biz bunu niye çıkarmıyorsak. Bu şekilde bakalım. Ahım şahım bir büyüklük yok ama mesela S6 daha oval bir kesim yapmışlar. 53 şema. Gerçi benim için fark etmiyor. Ben S6'yı direkt avuçlayabiliyorum ama
Şunda bile. Abi bunu deneyebilirsin, bu çalışıyor muhtemelen. Bakalım. Burada bunlar şarj ediyor çünkü. Evet, gördüğünüz gibi başladı şu an şarjı. Kablosuz şarj ediliyor diye aşağıda yazmış. 50 euro fiyatı varmış. Türkiye'deki fiyatı bilmiyorum. Ben de şu an bilmiyorum. Ama şu an arkadaşlar da yorum kısmına atsınlar. Oradan görelim hep beraber. Yaklaşık 170-180 lira gibi bir fiyata denk geliyor. Şu an sağ elimde görmüş olduğunuz bu Note 4. Bu arkadaşımız da Note 5. Şöyle açalım. Arka kapağımıza şöyle kısa bir şeyde inceleme de yapmış olalım. Gördüğünüz gibi deri görünümlü bir kılıf vardı Note 4'te. Note 5'te gorilla biraz cama çevirdiler. Kızın kardeş. Yok, gayet sağlam maşallah. Kamera çıkıntısı şöyle gösterdiğimde fark ediliyor mu bilmiyorum, evet. Ama Note 5'te biraz daha daraltmışlar bunu. Çok da iyi olmuş. Aynen. En sevmediğim şey. Yine dışarıda olması bir etken de sonuçta sonra parmak izi okuyucu ve flaşını aşağıdan yana taşımışlar gördüğünüz ondan gibi. Ondan selfie de çekildi değil mi? Aynen. Buradaki şeyi çıkarmışlar ama biz de bildiğiniz gibi çıt çıt misali olabiliyoruz. Hemen ön tarafa bakalım. Ön tarafta büyük bir değişiklik yok açıkçası. Sadece gördüğünüz gibi sensörler sağdan sola alınmış. Kamera çok sağda değil, biraz daha içeri alınmış. Ama tasarımsal olarak çok az daha ovalleşmiş gibi Note 5. Yanlara baktığımızda aynı yerde güç tuşları var. Hemen diğer tarafa çevireyim. Aynı şekilde bir konumlandırma var. Alta baktığımızda bildiğiniz gibi biraz daha iPhone'vari bir şey oldu Note 5'te, S6'ya benzediği için. Burada da konumlandırmalarda tabii ses aşağıda, burada dışarıdaydı ve çok daha iyi oldu tabii ki. Şöyle aşağıda tuttuğumda olmasın. Yani aşağı alınması benim için daha çok hoşuma gidiyor. Yani elinle kapatabiliyorsun ama yukarıda olduğu için şöyle tuttuğumda elden sana doğru bir stereo olabilir ama bunu arkadayken oyun oynarken sen hiçbir şey fark etmiyorsun. Yani geniş ekranlı bir telefonum var ama keyfini yaşayamıyorsun. Peki bu Note 5'te mi akıllarına geldi? Onu Samsung'a sormak lazım. Şöyle bir şey yapalım hemen. S1'imizi çıkartıyoruz. Note 4'te çalışıyor mu? Çatır çatır da çalışıyor. Aç hemen. Aç aç aç. Şu an Note 5'in çıt çıtlı S1'iyle Note 4'e bakıyoruz ve hiçbir de sıkıntı görünmüyor. Kalınlaştıralım. Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yazabiliyoruz. Peki Aydoğan, ben izleyici olarak bir şey sorayım. Tabii. Note 5 elimizde ama biz neden incelemedik? YouTube kanalımızda neden yok? Muhtemelen merak ediyorlardır izleyiciler. Tabii ki de. Hemen onun açıklamasını da kısaca yapalım. Yaklaşık 1-1,5 haftadır aslında Note 5 elimizde. Bildiğiniz gibi S6 Edge Plus da elimizde. Ancak taşınıyoruz videosunda görmüşsünüzdür stüdyonun halini. Stüdyo şu an dağınık ve düzenleme aşamasında, yapım aşamasında olduğu için videolarımızı bekletmek zorunda kalıyoruz. Hatta sizi Note 5 incelemesini de buradan çekip yollayacağız. O da en geç önümüzdeki haftaya kadar YouTube kanalımızda görmüş olursunuz diyelim. Biz şeyimizde almışız. Note 5'i gördük mü burada mı? Sahibi geldi galiba. Sahibi geldi. Kaç. Efe patron ses nereden geliyor diye birader. Abi sahibi geliyor. Yalnız evet. Burada mı? A5. A5. Yalnız Note 5 yokken elimizde var. Satürn'den önce olmuşuzdur. Mutlaka vardır diye düşünüyorum. Satürn'e kafa tutan Türk Aydan. A3. S6'yı getirmiş. Sahibi duymasın şu an. Yoluma girmiştir. Hemen şeylere de bakabiliriz şimdi. Bence Note 5'in bulabilirsek frame'i ters takmayı deneyebiliriz. Direkt bence direkt onu deneyelim burada. O güzel olabilir. Evet, bozarsa kaçarız zaten. Ben S5'ler için. Nerede aldın bunu? Türkiye'de. Türkiye'de evet. Şu an satışta. Yani şu an Almanya'nın satışı olmayacak mı Note 5? Yani şimdilik öyle diyorlar. Peki bir sebebi var mı, bildiğiniz bir sebebi? Yani S6 Edge Plus'ın üstüne mi duruyorlar? Almanya'da S6 Edge ve Note 5 var. Almanya'da ilk önce S6 Edge'i çıkartmaya karar verdi. Note 5 daha sonra geldi. Note 5 ve yani şimdi geliyormuş gibi. Bizim ülkemizde ikisi aynı anda geldi. Vay be. Şanslısınız oğlum. Aynen. Senin mi bu? Ya şu an test ürünü bizde. Test ürünü. Aynen. Sizin test ürünü. Ama şu an satışta. Satın mı çalışıyorsun? Var. Yok, bizim teknoloji kanalımız var. Ne güzel. Orada ürünü test etmek için. Kar. Diyece senin mi? Cool. Yani enteresan oldu. Gerçekten. Hava mı atmamız lazım biz? Hava atabilirsin bununla tabii. Girdeyiz, girdeyiz. Diyece senin mi? Adı Tekno bu? Web Tekno. Web Tekno TR.
webtekno.com. .com. Yani YouTube sadece için kanalımızda böyle incelemeler yapıyoruz. Hı-hı. Ama şu an gerçekten şaşırdım. Ben şaşırdım. Çıkartınca. Tamam. Şimdi orada çünkü .4'ü gördüm. Acaba dedim niye .5'i koymamışlar? Yok, onlar işte herhalde önce birisini ondan sonra arkasından yerleştim. Benim. Bunu deneme şansımız yok mu? Bize söyle, var ama yani şimdi burada pilleri bitti şey yani. Çarj olması lazım. Burada birisi var, anahtarı var. Benim belli yok yani. Tamam. Sizden başka bir yerlere gidecek misiniz? Tabii ki. Alexa evet. Falan. Bir ihtimal o tarafa geçelim. Mesela orada var. Orada neresi? Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şey teşekkürler, iyi günler. Tamam. Bir daha sorunuz varsa isterseniz sor yani. Arayın da bir şey. Yani şu an için zaten dediğimiz gibi Note 5'e de burada bir bakalım dedik. Ama olmaması bizi şaşırttı. Fiyatını merak ediyorduk açıkçası. Türkiye fiyatı ile buradaki fiyatını kıyaslayacaktık. Ne kadar çok Türkiye'de şu an 2700'den başlıyor sanırım. Çarpı seçme ne kadar? Bölü 3. Bölü 3 olacak tabii buraya göre. Bölü 3 ha. 900. Yani 800-900 euro gibi bir şey. Güzel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi günler, kolay gelsin. Çok ilginç değil mi? Almanya'da Note 5 yok gençler. Türkiye'de var. Havamızı değerini bilin. Kaçalım tamam. Zirvede başımız kaçıyoruz. Taşımız toprağımız altın, değerini bilin. Böyle bir şeyden bile gururlanıp kaçabiliriz. Aynen. O zaman... Şu an Almanya'da olma ömrümle elimizde geziyoruz. Adam göster yani, Ayda. Burada öpeyler. Bence aynen. Almanya'da sıkırında Türk bir çalışan denk geldik. Adam Note 5'e şaşırdı. Note 5'e şaşıran adam. Buradan aşağı işte bu Note 5 falan. Evet, Samsung yani çalışanları bile görmemiş yani. Görmemiş gibi zaten gerçekten. Görmemiş, görmemiş. Hani bir alt kata inelim bakalım ne var. Aynen. Şöyle hızlı. Evet millet, 3. kattayız ve burada en sevdiğimiz. Buradaki her şeyin ama şarjı bitmiş. Ona ne diyorsunuz? Burada mı çalışmıyor? Jeton alsak. Şu an zaten aktif olması lazım ama Gökhan'da neler var Aydın? Burası oyun katı. FIFA 12 var abi. FIFA 12. Abi 16'yı çıkardılar. Ne kadarmış? 5 euro. Al çoluğuna çocuğuna hediye. Sorsana şu an. Değil mi? Bak bu arada arkadaşı gösteririm. Tanıyorsunuzdur artık. Lukas Podolski. Ama şey. Demo değil mi bu? Büyük ihtimalle ön satışta. 5 euro ya. Free order. Five euro. Game yeah, I know, but I buy with 5 euro and when you come here or come back and you game with my game. Only 5 euro. Yeah, tabii şura gibi bir şey veriyor. Ha, okay. Ha, okay. Yani tabii bir şey 50 euro. 50 euro. Yine ortalama Türkiye'ye yakın. Aynı. Ama bu sistemi ilk defa duydum ben. Oğlum işte bunu alıyorsun. Yani bu kadar sıra yok, bunu alıyorsun 5 euroya. Sıra beklemiyorsun. Yani oyun çıktığında sana bunun sahip olman öncelik oluyor. Oyunun fiyatına aynen kadar olacaksa bununla beraber tekrar şey yapabilirsin. Bildiğin ön siparişin fiziksel halini yapmış olacaksın. Aynen. Başka bir mantığı yok. Elinde kutulu ön siparişi. Enteresanmış. FIFA 12 falan satıyorlar, o bana biraz garip geldi. Evet, ben de 13 gördüm, 14 gördüm. 12 var abi. FIFA 98 ve satsalar. Star Wars figürleri var. Star Wars Disney aldıktan sonra getirdiği saçma hal. İşte burada gençler. Neyse devam edelim. Şurada PlayStation var. PlayStation 4. Metal Gear Solid Phantom Pain. Ortalama bu şey özel seri tabi, bundle serisi. Gördüğünüz gibi Metal Gear'ın kırmızı siyah rengi. Onu düşürmedi, ağlamayalım. 429. Diğer türlü de bu ama 1 terabaytı. Türkiye'de 500 GB'ı şey. Ortalama 1250 civarı. Bu aynı fiyata 1 terabayt. Burada genelde zaten hep şeyi deniyorlar. Hani düz satmak yerine bundle'lara daha çok dikkat çekiyor. Şurada Xbox One'ın 1 terabayt bölümü var. Bence 500 hiçbir şey yaramıyor. Aynen 500 diyor ama Forza Horizon 2 dahilinde 379 euro bir fiyatı varmış arkadaşlar. Yemin şurada bir şey bölümüne de gidelim. Gidelim oyun bakalım. Belki oyunların fiyatlarına da bakalım da. Burada da Payday'ler. Mesela Mad Max. Mad Max Race 60 euro. 60 euro çok pahalı. Şey Metal Gear Solid 5. Gayet de güzeldi. Yani Until Dawn gelmiş. 65 euro. 65 euro. Bundan Efe'ye bir tane alalım mı? Aa Efe'ye benim. Hadi. Efe, maymunla kapışır. Bu arada Efe daha güzel geliyor. Ha, 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 ha,
Neden her şey kapalı? Tam Türk ne yaptı? Herhalde elektrik parasına mı kaçar? Xbox One'ı koskoca satayım ya. Şu bile yani... Vita bile kapalı. Biz bundan her hafta birer tane veriyoruz. Gelip bize test edebilirsiniz. GTA standı var ama ne işe yarıyor onu bilmiyorum. Sadece şekil yapıyorlar. Trevor Mays, canım benim. Atar atar gidelim der. 50 euro. Kat der. Kat 20 daha doğrusu. Kat o zaman oyun fiyatları aynı. Yani yakın. Bayağı şu bakınca. Ürünlerde nedense teknolojik hani oyun oyun dahil çok büyük bir fark göremedim. Ben böyle ahım şahım. Xbox 360 sürümü 30 euroymuş. Şu da hoş bir ürünmüş. Yine tabii Trevor önünde. Yoksa zamanlı. Resident Evil 5, 4. 4 mü? Her Revolution için. Ekstra bir gördüm sana. Hadi bakalım. Galiba açık bir şeyler buldu. Oraya bir akalım. Sanıyorum Saturn'daki Enter şeyi açık bırakmışlar. Kimse oynamasın diye. Buradan bir joystick yok sanırım. Bu abi bunların olduğu şey. Şuraya koyuyorsun, karakter orada çıkıyor. Şu karakterleri alıyorum buraya koyuyor. Oyunda çıkıyor tabii. Bunların açık olması lazım. Aldılar mı? Aynen. Oyuna çıkıyor, nasıl oynuyorsun? Çıktı, onu alıyor. Valla ben de o kadar abi. Yani. Orada büyük ihtimalle basmıyor. Sürekli şey seçiyoruz oradan. Yani şey bir oyun tarzında mı yoksa bir çizgi mi sen yönetiyorsun havası mı var? Oyunu sen yönetiyorsun. Buraya koyduğun senin karakterin oluyor. Karakter seçimini aldım. Küçük oyuncaklarla. Ben bunu ilk defa duydum. Bu kafada çalışan çok oyunlar. Bilen arkadaşlar varsa Skylanders Trap Game diye bir Disney'de alt tarafa yazalım. Gamescom'da görmüştük. Yorumları eksik etmeyelim gençler. Oyun katı beni pek tatmin etmedi ya. Umudumu bulamadım galiba. Neden yani. Böyle testtir falan. Ama çok öncesinde ben kendim geldiğimde... Berlin bitmiş abi. Burada şey vardı yani. Direkt böyle PlayStation'ları dizmişlerdi. Bundan bir 4-5 sene önce. PlayStation 3'ler sıralıydı böyle. Tatmin etmeyen fiyatlar. Ben hani daha bir ucuz bekliyordum en azından. Çünkü genelde her konuşmada Türkiye fiyatları çok pahalı olduğundan şikayetliyordum ama oyun fiyatları bile aynı. Şöyle bir şey düşünebiliriz onda abi. Hani Türk TL'ye çevirdiğimizde çok farklı da buradaki adam için mesela işte Advanced Warfare 59-60 liraya gibi bir fiyata denk geliyor. Ama elin almanından bana ne? Ya, tabii. İlgilendiren, ben Türkiye fiyatları buradaki fiyatları kıyaslıyorum. Genelde hep Türkiye oyun fiyatlarına şikayet ederiz ama şu an buraya gelip hadi bir şey ucuz alma ihtimalimiz yok. Ya tabii gelip alma ihtimalimiz yok aynen. Euro çok bozmuş. O yüzden bence bir ayak veriyorum. Hakikaten Euro çok bozmuş. O zaman bir alt kata doğru evet. Gidelim. Şunlardan birkaç tane alsak mı ya? Ofiste dekor. Bunun büyüğü var zaten. Ama oturttu abi yani. Oturttu galiba. Soğuk fiyatı ne? Niye o kadar kötü? Çünkü 50 euro. Biz bunun 80 santimini 185 liraya aldık. Ki bize hala daha ucuz. Biz burada ucuz bir şey bulamayacağız muhtemelen. Bunun şu an 30 santimlik, bu 170 lira falan yapıyor. Şimdi bir alt kata iniyoruz millet, bakalım. Şunu çek, şunu. Hah, nerede o? Bu kim Aydoğan ya, sen tanırsın bunu. Valla bu elemanı ben de çıkaramadım da, yandakini bilmeyen zaten. Ha, Fallout 3'müş bak. Fallout 3'teki bir karakter. Eğer bu satılıyorsa biz bunu alalım. Ofise 10 numara bir... Malzemesi ne abi? Plastik. Olsun, ona rağmen çok hoş gözüküyor. Ofise 10 numara. Direkt metalden yapmışlar gibi duruyor zaten. Çok yanları... iyi. Ama bak bununla plastik olduğu çok iyi. Bu çok iyi olmuş. Onu alıyoruz millet galiba. Sapılıyor sevmen alıyoruz ve sar dekor abi. Yapıyoruz. Sar abi. Hadi bir söyle sen. Sana sar. Efe'nin yanına. Kucaklayıp götürüyorum. İnelim aşağı, bence bir şey kalmadı. Bir alt kata inelim. Bir yiyip falan var, çıkın bakalım olur ama. Bari gençliğimin katilisin ya. Bu da kapalı. İstediğimiz hiçbir şey test edemedik diyebiliyoruz. Bunlar ne 3DS, bunlar da kapalı. 3DS bunu da haberini yapmıştık ama şöyle elince bulunca çok kaliteli bir malzeme olması yaratmadı. Aydoğan oyuncak bir şey buldu sanırım. Vallahi buldum herhalde. Bunun hem 3 boyutlu hem 3 boyutlu, bakalım nasılmış. Da başlatabileceğiz mi? 3DS kültürü bizim ülkemizde bir türlü gelişmedi ya nedense. Yani çok ufak bir kullanıcı kitlesi var, bunu neye bağlıyoruz? Hop. Vallahi ya bu genelde Japon uzak doğuyu şey yapan bir dikkatini çeken bir şey nedense. Bizim ülkede de yani Mario falan olmasına rağmen biz Atari'de oynamayı seviyoruz ya. Yani öyle diyebiliriz aslında. Bak şu an. Şu an bir İngiliz 3D var tabii, bu kameradan ne kadar. Şöyle bir şey yapabiliriz, kapatırız. Aç abi. Açıyorum tekrar. Şu kameradan anlaşılmaz sanırım. Eğlenceli mi? Çok eğlenceli değil mi? Çok eğleniyorum şu an. Çok eğleniyorum. Eğleniyor. Hadi gidelim. Aha yedim.
Bravo. Gidelim bir alt kata bakalım. Hadi gel. Hayır. Bizde kimse almaz. Alsana pek de kullanmaz. Şimdi ikinci kata geldik. İkinci katta neler neler var. Burası sanıyorum televizyon üzerine. Şöyle hemen şu televizyon mesela 4K. Neymiş bu? Sony. Ayrıca Android TV'ymiş. Hemen fiyatına bakalım. 4K TV. Fiyatı gördüğünüz gibi. Gerçekten pahalı. Bir de yandaki hoparlörler çok çirkin gözüküyor sanki ya. Hemen biraz kurcalayayım bunu. Orasına Mars gibi mi yapmıştın? Evet. Her şey Almanca tabii. Ben bir şeyler buldum. Oyun var sanırım. Evet, şu an Sony'nin 4K ve Android TV 65. Parayı yapıştırırken euro verirsen önersin diyor. Hayda. 12 milyar televizyona verdikten sonra da oyuna para bilmem böyle. Düşündürdü. Ama kullanımı kolay yapmışlar ya. Yani, tabii mouse gibi yani. Evet, bu akıllı kumanda olayını şu anda kumanda menü rahatlardan bir tanesi. Çok gereksiz kalın çerçeve olmuş. Ekstra kalınlık yapıyor değil mi? Çıkabiliyorum. Şunlara ayrı bir panel olarak yok, koysalar. Şuradan sıfır bir şey olsa, görüntü olsa çok mix olabilir. Asfalt seçilmez. Asfalt seçilmez oyununuz. Burada da bizi buldu. Kanalda oynanabilirse çok güzel olur. Merak ettim. Nasıl çalıştıracak? Daha çalıştırıyor muhtemelen. Sen bir alay mı? Çünkü yeteneklerimi göstereyim. Ama büyük ihtimalle bu yok. Sağda azı kumandası var mı? Bunun olacak. Evet. Hayır be, bunun olacak. Bunun gösterdiği kumanda şuydu. Onu göster. Sen bir basma. Tamam, hiçbir şey yapmaz. Bunu deneyebilecek bir şey bulmuş. Bakalım grafikler bu kadar büyük ekranda nasıl gözüküyor? Şahsen ben onu çok merak ediyorum. Kasacak mı acaba? Kasmaz yani ne? Şeye bakalım, ısınıyor mu? Yani ısınma testlerini asfaltla yaptığımız için. Bozduk mu? Galiba bozdum. Aydan sen basıyorsun. Hiçbir şeye basmadım da. Tamam, onu ben basmışım. Muhtemelen şöyle şey gibi. Tesla. Model S. Sen şu an hiçbir şey yapmadın. Abi şu an ben hiçbir şey yapmıyorum. Bakalım. Şu an bu. Yeri mi basılı acaba? Arka ben biri mi sıkıldım? Bir şekilde dönüyor mu? Ben grafikler çok oynanmayacak gibi değil ya. Evet, bence de kötü değil ama biz hala kontrolleri bulamadık. Ne ondan kafa topu oynayacağım o zaman. Evet, adamların boyutu gerçek kafalarda. İlginç ilginç televizyonlar var. Bu OLED. Parmağın kardımda. Dıdın dın dıdın. Bu Euro tabi. Şahin'e takas olur mu diyeceğim ama 3-5 tane vermek gerekiyor. Yani 2 Şahin'e falan verirler herhalde ya da 3. Burada daha ucuz var. Tek Şahin. Bütün teknolojiyi Şahin'le kıyaslamak. Oğlum bunlarda acaba direkt televizyon mu şey mi koymuşlar? Şu an ben ucuz diyebileceğim bir şey görmedim. Adamlar dediğim gibi 1500 euro ise ucuz adam. Benim kadarı var zaten kendisi. Ultra HD 4K televizyon. Ortalama 21-21 fiyatı var. Şurada şunu da gösterebiliriz. Evet, abi. Orada daha başı var. Madem fiyatlarından bahsediyoruz. Süper Ultra HD. Fiyatını zoom yapar mısın? Bir dakika, fiyatını şimdi göstermem. Tamam. Millet kendi içine bir tahmin etsin fiyatını, tahmin etmeye çalışsın. Şu an yanlış hatırlamıyorsam bir 5K TV bu. 3 3D şey desteği var. Yok 4K, HD 4K. 4K. Başka kaç Şahin eder bu aydan? Kaç Şahin eder? Şahin'e hiç girmeyelim. Fiyatına girelim artık. Bu euro. Yine euro tabii euro. Ki. Evet. 21 bin euro. Aydoğan diyelim ki aldın. Hani sen buna bu kadar para vermezsin ama aldın. Bu televizyonu kullanabilir misin? Ya bunu Türkiye'de kullanabileceğin bir yer yok. Çünkü bu tarz televizyonlarda bir mesafe gerektiriyor. Yani sonuçta şuradan izledim mi hiçbir anlamı yok. Yani şey için. Hani ben kendi açımdan düşünüyorum sonuçta. Diyelim aldım. Kardeşim bak sen bu televizyonu al, ben sana yer yaratırım. Yani ortalama 70 bin lira civarı bir şey yapıyor. Aynen. Yani bunu alıyorsan zaten evin bir duvarlarını yık abi. Yani. En arkadan izle, yapacak bir şey yok. Kura para alt katı katlı ev, evin önemli değil yani 70 bin lira vermişsin.
tadını çıkarsın. Direkt komple stüdyoda ama yapmak lazım. Ama görüntü gerçekten hoş. Yani bunda nasıl bir PES grafik oynarsın abi? Ya bir de şey var, hani bundan 1-2 sene önceki işte ACD LED'lerde şuradan baktın mı yoktu yani görüntü. Tabii. Ortalaman gerekiyordu. Ben şu an şuradan bakarken aynı, buraya geçiyorum aynı, o tarafa geçiyorum aynı. Vallahi 70 bin liraydıktan sonra monitör tablo gibi hiç fark etmez yani. 15 şahin parasına satılan televizyon katından bir alt kata iniyoruz bu katta. Son kat. Genelde son kat. Ev elektroniği var. Yo, bir zemin kat da var sanıyorum. Aynen. Şimdi burada enteresan bir şey var. Böyle Samsung'un çekelim. Girmediği sektörlerden birisi. Buna da el atmışlar. Samsung kafe. Burada bir şey içelim bence. Burada bir şeyler içelim. Ne var burada? Espresso kafe. Çay yok mu abi? Çay yok mu? Var. Varmış abi. İçiyorum. Ben çay içeceğim. Kardeş çay var mı? 3 tea please. Yeah, which kind of tea? Black tea. Okay. Something else? No. Samsung kafe açmış ya. Enteresan. Yemek işine falan bile girmişler. Samsung işleri müthiş olur. Yakında Battal Bey falan. Oradan gidiyor. Samsung Bey. Türkiye'de olsa Battal Bey gibi herkese başına bir tane düşünsene. Aynen. Samsung kafe. Samsung kafe. Şöyle gösterir. Yani Samsung kafe Ultra HD kafe. Enteresan. Ama Note 5'i getirememişler buraya. Çayı sallama veriyorsa içmiyor abi. Sallama veriyor. Bizi bozar. Ha, burada da bir gear bir yer var. Masalarda güzel bir sistem. Peki ben çay içerken üstüne dökersem burada? Acaba. Çalışıyor mu? İçinde şey yok. Thank you. Çalışıyor mu? Çalışmıyor. Telefon koymamışlar bunun için. Aydan çöküyorum. Evet millet, en son şurada arkamda gördüğünüz Samsung kafede. Umarım sesim düzgün geliyordur. Bir çay içtik. Çaydan başka her şeye benziyordu. Resmen sıcak suyu kapattılar bize. Bir alt kata ineceğiz. Bu arada kamera değişikliği yapmak durumunda kaldık. Sesimiz daha iyi gelebilir, daha kötü gelebilir. Onun için şimdiden kusura bakmayın diyelim. Ve son katımıza inelim. Satürn'deki. Haydi bakalım. Zemin kata girilmiş. Evet, en üst kattan başlamıştık gezimize. En alt kata doğru ince ince iniyoruz. Bu arada iyi de yorulduk sanki be. Tabii. Dolaş. Şimdi Aydo, en alt katta ne var? En alt katta telefonlar var. Bir kulaklık gibi çeşitler var. Aynı zamanda işte hard disk gibi küçük şeylerdir. Hani klasik şey bir gibi olmuş giriş. Yani. Aynen. Hani her şeyi burada bir... Hard disklerin mesela yukarıda 1001 çeşidi var ama çok aramak istemeyen buradan gelsin alsın de kaçsın. Ayrıca böyle işte piller falan filan da üst var, tartı mantı var. Yani büyük ihtimalle direkt şey olarak özetleyebiliriz hani. Üstteki 4 katlı olan her şeyin bazı versiyonları burada var. Eyvallah. Ne var burada peki? Bu tarafta kulaklıklar var komple. Sennheiser'lar, işte Beats var karşıda. Burada farklı farklı bir envai çeşit kulaklıklar, ismini bilmediklerimiz kulaklıklar var. Bu taraf telefon bölümü, Samsung, Note 5 olmayan Samsung planı burada da var. Aynı şekilde. Note 5 sadece bizde. Direkt akıllı telefon bölümü burası herhalde. Aynen. Bir sürü model var. Gel bakalım bunlara bir. Ne varmış? Mesela Motorola Nexus 6 var. Nexus 6. İncelemesini yaptığımız. Şu anki fiyatı 570 euro. Avro. S6 Edge 32 GB 700 euro. Şunlar ucuz olan fiyatlar eğer... Gidip de bir mesela işte bizim ülkemizdeki gibi bir ne bileyim hatta hatta birlikte alırsan. Aynen. Burada Z3 var. Geliyor. 450 euroya düşmüş. Euro, avro, euro artık neyse. Başka hangi telefona bakabiliriz? Note 4 var bak. 600 euro. Bence orada ekstra bir telefon var. Aynen. Sağlamlığı da bunun kesilmek isterdik ya. Ketir kadına 350 euro. Şurada da 450 euroluk. Biraz daha iyi hali herhalde. Teknik özellikleri bakın hakikaten sağlam duruyor ama bir takı hissiyatını vermeye değil. Desire 400 euro olmuş. Desire 626G 239-240 euro. One M9 640 euro. İyi mi sence fiyat? Çok büyük farklar yok dediğim gibi işte hani. Önceki geldiğimde de bakmıştım tek tek. Özellikler genel olarak, daha doğrusu fiyat durumları genellikle aynı ayarlanmış diyebilirim. Yani. Tamam, şöyle bak şurada. Gidelim, başka neler var bakalım. Burada Sony ürünleri varmış. M4, Z3 Compact, Z3 Plus. Mesela Z3 Plus 700 euroymuş arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim, şu an telefonu elime aldım sıcak. Öyle mi? Boştayken yani şurada sadece tanıtım demo videosu dönüyor.
Ve şu an telefon sıcak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten Z3 Plus'ta diyorlardı hani aşırı ısınma, aşırı ısınma. Telefon boştayken sıcak olması çok ilgincime gitti şu an. Isınıyor demek ki. Başka. Burada Acer, Alcatel, hani artık Yotafon var. Şu an bu çift ekranlı dediğimiz muhabbet olması lazım. Bence ve şu an kurcalama. Şarjı bitmiş olay maalesef. Çift ekran değil de şuraya basınca mesajlara falan gidiyor galiba. Öyle bir olayı var. Olabilir. Tam ben de bilmiyorum. Şu an koyabilecek yer. Burada ZTE var. Hangisi? Blade S6. Açılmadı ya vicdansız. Yok açıkmış. Kaç tane basabileceğim çok merak ediyorum. Vico var burada bak. Vico. En sona Ericsson var burada aslında. Harbiden sonra gibi. Yani şu arkası farklı ama. Gel gidelim. Sony standı. Burada fiyat vermişsin. Sony Smartwatch 3 var. 175 euro. Bak buradaki buz gibi. Çünkü kapalı. Yok açıkmış. Aha. Bu arada doğru mu fark ettim? Evet. Azerbaycan Türkçesiyle şu an. Smartwatch 3 de açılıyor bu arada. Baya yavaş açılıyorsun yani. Hemen Apple Watch'la yan yana bakalım. Apple Watch yine daha zarif duruyor. Apple Watch'la yan yana getirdiğimiz zaman Sony Smartwatch'u, Apple Watch yine bir tık daha zarif gibi geldi bana. Şöyle direkt. Neyse geçelim. Huawei fiyatlarına şöyle hızlıca bir bakalım. Mate 7 370-380 euroymuş. G7 arkadaşımız 240 euro. G Play Mini Black diye bir model. O da 190 euro gibi bir fiyatı var. P8 de burada var. O ne kadarmış hemen burada söyleyeyim ben sana. Bir dakika ne var orada dedi? P8 var ama P8'in ha şurada. P8 Lite versiyonu 240 euro. P8 de 400 euro. Camış versiyonu. Öyle bir de G3 ne var burada? G3 var. 32 GB 389 euro. Ve G4 500 euro. 500 euro gibi bir fiyatı var. G Flex 2 de burada. Peki LG'nin akıllı saatini veriyorsunuz. Bu sefer LG gibi dedim direkt ilk görüşte açıkçası. Ama ben de sokakta zenci halinde sattığı saatlere benziyor. Kesinlikle 5 yarık saatlere benziyor. Ama normal bir saate daha fazla benziyor. Yani bir akıllı saatten ziyade. Ama delikanlı gibi şu görseli de bence çok takılabilir durmuyor ya. Aynen öyle, çok büyük. Kalitesiz duruyor bana göre Apple Watch'un yanında. Watch. Aa bir de Urban modeli bir saat. Burada da anne baba ve bilimin ebeveynleri için bu telefonlar maşallah tuşları 3 km'den okunuyor zaten. Özellikle şunu hasta kaldım. Ne kadar bu? 4 euro. Aydan böyle bir şey kullanır mısın? Kullanamam artık herhalde o devirden sonra. Bence şu an iPhone'dan daha çok ilgi çeker bunu masaya koyduğumda. O ilgi çekmesi kesin. Ekranı kapatıp telefonu. Kızaklı da burada varmış. Neydi o Samsung E250 değil mi? Fiyatlar gitgide artıyor. Şu Fenerbahçe adamları için yapılmış mini temalı telefon. Türkiye'de yok satar bu. Kadıköy'de bilmem satar. Lexi bu. Yandex'ten sonra bence böyle bir kampanyada Fenerbahçe'ye kazanç olarak. Klasik Nokia 1110 böyle o tarz eskilere gönderme yapmışlar. Şurada zaten direkt G4 CS modeli var. Telefon mu takılıyor acaba buna da? Telefon takılıyor hocam. Hatta bütün telefonları takamıyorsun. iPhone 6, Android Series 5. Aynen. Evet, Satürn'de turumuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir akıllı saat standı var. Size sırayla böyle tek tek göstereceğiz. Yani hızlıca bir geçiş yapacağız. Zaten çok üzerinde durmaya gerek olmayan saatler de var işlerinde. Şunlar şöyle. Apple olması biraz dikkat çekici. Apple'ın tipleri çok çirkin bence. Ben sevmedim. Bunlar bileklikler. Spor yapan insanlar için yapılmış. Bize gelmez. Değişik değişik hiç duymadım ama TomTom var lan. TomTom navigasyon üretmiyor mu diye daha çok. Aynen. Sorun yok. Samsung'da. Bir şey çıkardı. ZenWatch'u zaten görmüştük. Aynen. Burada Alcatel'im varmış. Abi bir şey diyeceğim, bu da akıllı saat. Nasıl bir akıllı saat? Yani görünüş itibariyle onu araştıracağım ya. Nevo muymuş o? Evet. Nevo. Ve 349 euro bu arada. Tamam.
Bunu hemen Google'luyoruz. Yani yerde bulsam almayacağım ki İstanbul'da var. Evet arkadaşlar, Satürn'deki turumuzun sonuna geldik en nihayetinde. Aydan, aradığını buldun mu? Vallahi aradığım hani ucuz falan filan durumu hiç olmadığını fark ettim. Aynen. Yani fiyatlar Türkiye'de böyle çok uçuk kaçık bir fark yok. Hani ağız sulandıracak fiyat farkları yok. Sizler için Web Tekno ekibi olarak geldik. Berlin'de teknoloji marketlerin en büyüğünden biri olan Satürn'ü dolaştık arkadaşlar. Aynen. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Ayrıca bizi ekranda gördüğünüz adreslerden de takip edin. Biz Berlin'deki turumuza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.